Hilmi Bey, işsiz kalmışız, hiç söylemiyorsunuz. Bana ne lan sizin işinizden? İstavrit ederken düşünseydiniz onu. Şimdi ne oldu? Hı? Ne oldu? İstifa mı? Bravo. Bu çocukları da işsiz bırak. Herkese zararın dokunsun. Kimseye bir faydan dokunmasın senin. İskorpit ederlerken iyiydi ama. Çocuğunla ilgilenme. Çocuğunun anasını parasız bırak. Çalışanlarını işsiz bırak. Sen nasıl bir adamsın lan? Senin mekana da rezil olduk. Yürüyün çocuklar. Bu heriften hayır beklemeyin. Yürüyün. Dur ya! Dur! Ne? Büyük Hilmi mekana rezil olmaz. Mekan Hilmi'ye razı olur. Üstümde bir miktar easy money var. Alayım mı lan burayı? Hı? Alayım mı? Al. Alayım. Çocuk gelsin, içkisini içsin, oyunla oynasın, babasını görsün. Siz de gelin burada çalışın lan köpekler. Derya, kraliçem, sen de gel dükkanın başında dur. Paranı kendin kazan. Ünlü bir büyük Hilmi sözüdür. Para her sorunu çözer. Yani Rob Ahmet, Tupey Mehmet. Yani sen işlersen mal işler, insan öyle genişler. Hilmi'nin yüreği paralandı vallahi. Hadi dansöz. Dansöz nerede? Ya dansöz yok Metin. Sen niye ısrarla anlamak istemiyorsun ya? Yok mu? Vallahi diyeyim. Ya arkadaş siz Metin Özdemir'in hayalleriyle taş taş geçmekten zevk mi duyuyorsunuz ya? Ama siz daha Metin Özdemir'i tanımamışsınız. Sırf yok deyince hayal kırıklığına uğramamak için kendi dansözümü getirdim. Metin Özdemir'i kimse hayal kırıklığına uğratamaz. Abla gel. Soyun ablacığım oynamaya başla haydi. Ya şimdi dansözün falan sırası değil ablacığım. Görmüyor musun oğlum? Mahalleli burada bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Ulan oynamaya hazır dansöz getiriyorum ya kahveye. İstemiyor musunuz mahalleli? Bak gönderiyorum dansöze. Gitsin. Gitsin oğlum gitsin. Bu iş daha önemli lan. Gitsin bırakın gitsin. Hep güzel şeyler olmayacak vakitlerde gerçekleşir zaten. Numarasını alsaydık bari lan. Abi durum bu kadar ciddi mi lan? Mahalleli şu anda cinselliğe doymuş bilinçli bir toplum gibi hareket ediyor. Durum gerçekten vahim. Evet ablacığım kusura bakmayın. Sizi de buraya kadar yorduk zahmet verdik. Artık başka vakit görürüz göbüşü. Bu var ya yemin ediyorum ya Gobe'yle yayık ayranı yapıyordu ya. Ya arkadaş mahallede petrol var dediniz tamam dedik. Gönderin şu dansözü dediniz tamam dedik. Siz bizden daha ne istiyorsunuz ya? Altımızda bir ev kaldı istemediniz. Ya. Onu da istiyoruz. Biz de konuya nasıl gireceğiz diye düşünüyorduk. Ya siz bizim evimize ne yapacaksınız ki? Bir kere petrol bile çıkmadı. Ya bütün mahalle rafineri oluyor ya. Sizin evin de alınması lazım. Nasıl? Tüm mahalle yıkılacak mı? Evet ama hep birlikte yeni bir siteye taşıracağız. Abi konunu çeksene şey yaptım. Konuyu çeksene abi. Tadam! İşte yeni kardeş payı sitesi. Her şey düşünüldü. Şimdi mahallemizdeki her şeyi alıyoruz. Üzerine konfor ekliyoruz. Mesela yeni mahallemizde havuz var. Biz ne iş yapacağız orada? Oğlum yeni mahallede de sıçacağız. Onlarla da siz ilgileneceksiniz. Bak A blok birinci kat tesisatçı. Burada yazıyor. Dükkanınız var. Ne diyorsun abi? Vallahi Metin onlar giderse biz burada dımdızlak kalırız. Bu adamlarla burası bizim mahallemiz. Aynen abi. Biz Sivas'a giderken onlara geleceksiniz dedik. Gıkını bir de çıkarmadın hepsi geldi. Şimdi onlar çağırıyor bizim gitmemiz lazım. Mecbur. İşte Hilmi ile bizim bunu. Hop! Şimdi Hilmi bizim Bolla çalışan arabamızın patronu olduğu için ona danışmamız gerekiyor yani. Mutlaka sormamız lazım etik olarak yani etikken. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arabalar niye dışarıda? İçeride bir otopark olması lazım değil mi kardeşim? Ha, evet. Abi hangi yere? Yok buyur. Yavrum buraya yapılması lazım. Feyza değil miydi o? Bilmem. Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki Eda. Minibüs mü geliyor? Bilmem. Benim gözüm senden başka minibüs görmüyor ki Eda. Metin sapıttın yine. Durdur şu minibüsü. Emre dur lan. Buyurun geçin çocuğum, oturun siz. Yok teyzeciğim, biz ayakta da gideriz ya. Zaten ayakları havada yere basmıyoruz ki. Yok yok, geçin. Siz de geçtiğimizi görüyorum. Lütfen bizi kırmayın. Hadi kırmayalım bari. Allah! Abi vitesi ben değiştirebilir miyim ya? Sen çok or kullanıyorsun. Kalk şuradan. Abi bak ben çok üzüldüm. Biraz gerildim de zaten. Bunlardan kaçmak için memleketime geldim. Buraya kadar geldiler, beni buldular ya. Lütfen rica ediyorum abicim. Kalk da yaşlılara yer ver. Tamam ya, yaşlılar kucağıma otursun. Gel dayı. Gel bak buraya otur. La kardeş kalksana. Aa, aa, aa.
ben ne güzel düşmüşüm nezarethaneye. İşlenmişim dertlerimle. Sen niye neşelendiriyorsun beni ya? Ne yapacaktım ya? Azıcık ses olsun, vakit geçsin dedik. Oturup burada senin suratını mı çekeceğim? Benim suratımı? Hı-hı. Çekiyorsun yani. Evet. Mecbur değilsin oğlum. Çekme yani. Mecbur değilsin. Niye çekiyorsun? Ya anamda doğum sonrası görülmeyen travmatik stres sendromu sende görülüyor galiba abi ha. Bak böyle girme literatüre, rezil olursun. Derdin ne senin ya? Kusura bakma abisi. Şükriye Yiğit'ten hoşlanıyormuş lan. Abi, Yiğit'ten ben de hoşlanıyorum. Metin, tam baş parmağının altında şah damarım var abisi. Sıkıca oraya bastır, öleyim ben. Ya abicim, Yiğit'ten hoşlanmayan mı var? Hepimiz Yiğit'e teşneyiz. Yiğit'e susamışız biz. Gel demesini kolluyoruz. Ola ki alır diye tabakta gezdiriyoruz abi. Lan oğlum bak, nezarethaneye muhabbet tellalı olarak girdim. Mahkemeye beni kardeş katil olarak çıkartma Metin Gözdemir. Ya abicim, sen yüreğini ferah tut diye söylüyorum sana ya. O Yiğit var ya, senin hatına simiğini bile atmaz. O ne biçim tabirdir lan? Ben sağda solda daha benim götüme benziyor diyor mu? Hıh! Hoş tabii. Tamam, biraz biçimsiz bir tabir oldu da. Ya abicim ama Yiğit'i bir gözünün önüne getirsene ya. O ne lan? Evet, biraz göbek yapmış gibi görünüyor. Ama altın oranla doğmuş şerefsiz. 10/9. Bir de şu koyun yengeye bakalım. Gel. Beşe çeyrek var. Mesai bitmek üzere. Kendisi de unutmuş gibi görünüyor. Belki birinin hatırlatması lazım ona. Yiğit'i de hiç kafana takma. O herifin Şükrü'ye yürümesi için Yengoş'un Bor'la çalışması lazım. Doğru diyorsun. Bor'la güzellik olmaz. Espri de yapıyorsun. O zaman bir tane de benden. Borlamaya hiç gerek yok. Metin Özdemir, Ali Özdemir. Avukatınız geldi, çıkıyorsunuz. Bizim avukatımız mı varmış ya? Hem de cümbeli. Yok efendim, Hilmi Bey'in avukatıyım ben. Sizi acilen çıkarmamı emredince mahkemeden fırlayıp geldim. Hilmi mi? Çapasak mı acaba lan? Kardeş, biz buradayız vallahi. Sağ olsun. Abi bir dur Allah'ını seversen ya. Çıkalım dışarıda gazını alırız, kaçarız. İşte tam bu sebeple bu sözleşmeleri hazırlattı. Kendisine hak ettiği ilgiyi göstermezseniz kefaret ücretinin yanı sıra donunuzu dahi alacak. Ulan Hilmi. Avukat suçüstü olmadığı için bir şey çıkmaz dedi. Rahat olun çocuklar ya. Ya şuna suçüstü deyip durma Hilmi. Gözünü seveyim. Ortada suç yok ki ya. Ya şu gözünü de zırpırt kıpırt bunlar, millet yanlış anlayacak. Rahatsız biz ya. O zaman direkt sorayım ya. 20-25 yaş arası sarışın kaçtan gidiyor bu aralar? Hangisi güzeldir? Yani milf, matüre, natüre, brünette hangisi ucuzdur mevsimine göre? Bilemedim ki. Var mıdır abi ben evde de bunu kullanıyorum dediğiniz bir şey? Çünkü siz konuya daha çok hakimsiniz. Abi dedim lan sana. Gözünü seveyim diyorum bak. Yok öyle bir şey ya. Sezai tuttu, polisleri getirdi. Bir de kendisi yapmış gibi anlatıyor. Tövbe tövbe. Hilmi keskin zekasıyla humor yaptı size gençler. Ben de biliyorum öyle bir şey olmadığını. Sizden pezevenk bile olmaz çünkü. Ama Sezai neden böyle bir şey yaptı? Efendim? Hilmi buna cevap veremedi. Abi bu arada sağ ol, avukatını yolladın, çıkardın bizi, teşekkür ederiz. He, o konu. Vallahi çocuklar, sizler artık toplumun önünde damgalı pezemeklersiniz. O yüzden kimse size işmiş vermez. Toplumun güvenini sarstınız bir kere. O yüzden benim yeni mekanın tesisat işini beleşe yapacaksınız ki ben de size destek olayım. Toplumun güvenini kazanmanızı tekrar yardım edeyim. Senin kimseye karşılıksız hayrın olmaz mı? Aa. Öyle değil mi Ali ya? Bugün yaptığın sebep var ya, 3 yıl yeter bana. E işinize gelirse. Bu arada Metin, Meksika ile ticari bir anlaşma yapmak üzereyim de sen bilirsin. Bir peso ne kadar ya? 2 kopek. Tavır mı yaptın lan o bana? Sen kime tavır yapıyorsun lan? Ben olmasam hala içerideydiniz. Kopek! 2 kopek! Oksijen bitti. Ne oksijeni? Hava bitti içeride, hava. Hayvan gibi çekiyorsunuz nefesi içinize. Az az çekin. Çekilen solda bırakın lan. Yutmayın hemen. 3, 2, 1. Çekilin. Çekilin. Ben artık dayanamayacağım. Dayanamayacağım artık. Abi yapma etme. Çoluğumun çocuğunu düşün abi. Üzgünüm. Üzgünüm. Yapma. Tatlı. Gitti.
Taksi beni içinden attı arkadaşlar. Organ nakdini kabul etmeyen bünye gibi fırlattı attı beni. Babasının tayini çıkmış bebeler gibi attılar beni. Sırf kıllıyım diye. Üçlü yapayım bunları uzatma. Duracağın 20 mil yeter. Geç. Burası da bayağı sıcakmış. Ya üşüdün mü? Bak kaynama noktası. Fışır 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 fışır. Yandan ısıtmalı koltuklarım var benim. Camlı soba. Kızlar orada sıkıştıysanız gelin böyle olsam beyin kucağına biraz da burada sıkışın. Yok yok böyle iyi. Öyle iyi. Metrobüs kiralayacaktım. Sonuçta o daha uzun. Ama işte bizim halk cahil. Koşar arkasından binmeye kalkar diye bunu getirdim. Hiç. Hangi birini ezeceksin Allah aşkına ya? Ya Sezai abi Allah aşkına senin bu tesisatçı kostümün ne iş? Gözlemeci teyzeyi sormuyorum bile. Göreceksin olsan. Göreceksin yavrum. Bu kıyafetin bir kadına ne kadar yakıştığına inanamazsın olsan. Zenginlik böyle bir şey. Galiba gözleme yaparken kötü yola düştüm. Nasıl oldu hiç anlamadım. Lütfen bir viral mi çekiyorsunuz pis cenabetler? Seçimini yap olsan içeride misin dışarıda mı? Gel, 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 gel. Sezai abi, sen hangi ara kızların arasına oturdun? Kartal'la Bey'in ilk defa bu kadar yakınlaşmışlardır herhalde. Zira ben daha önce bu kadar yakın olduklarını hiç görmedim. Bakayım. İlginç bir çalışma olmuş. Enteresan. Alo. Olay gelmesin. Denetleme için gelmiştik. Gelin denetleyin tabii. Artık bu barda sahibi büyük ilmi gibi kusursuz. Uğur Dündar olsan vız gelir. Arkadaşa mutfağı gösterir misiniz? Hijyen kurallarına uyup uymadığınızı kontrol edeceğiz. Etsin. Mutfak aşağıda. Arkadaşlar var içeride. Buyurun. Rica ederim. Vallahi her şey nizami gözüküyor. Bir eksik yok. Olmaz tabii. Büyük ilminin fazlası olur, eksiği olmaz. Bunu aklınıza sokun. İlmi Bey zaten müdür bey de gelirken teşekkürlerini iletti. Özürlü eleman çalıştırdığınızı ve hassasiyetinizi takdir ettiğini söyledi. Geçen evrak imzalatmaya büro ömrüne göndermişsiniz orada görmüş. Kartal'la yollamıştım evrakları. Kartal'ı herkes karıştırıyor. Yine bir karışıklık olmuş. Geçen sene de Kartal'ı böcek zannedip belediye ilaçlama ekibi yollamıştı. Hüseyin bir şey mi buldun oğlum? Pis mi oralar? Yok amirim, temiz buralar. Sorun yok. Çatak mı lan o? Ha? Çatak mı? Aha, Donnie Darko. Hilmi Bey, bu arkadaşlar burada mı çalışıyorlar? Konsept mi yaptınız? Yok ya. Geçen Sezai uğramıştı geçerken. Kartal'la dükkanın önünde görüp maskeli bala var zannetmişler. Maskelerini takıp gelmişler. İnandıramadık gerçek olduklarını. Çok fantastikti. Biz onları bekleyeceğiz dediler. Ben de elleşmedim. Öyle oturuyorlar işte. Her yer tertemiz. Bir sorun yok. Gidebiliriz. Gidebilirsiniz tabii. Büyük ilmi denetlenmez. Denetler. Denetlenmekten de korkmaz ama. Ne zaman isterseniz. Buyurun gelin. Vız gelir. Denet gider. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Al o tatağını oradan. Al. Köpek. Pis köpek. Ya siz akşama kadar burada oturmayı mı düşünüyorsunuz? Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Bırak o havucu da. Havucu bırak. Lan oğlum havucu bıraksana. Oğlum telefon kaldı. Bir havuca bir telefon kazandım. Yine karlı çıktım. Dikkat ettim adam tuvalete girerken açtı oyunu. Birinci leveldeydi, 17. levelde dışarı çıktı. Tuvaleti bir sistem yaptıracağım. Kapı 3 dakika sonra otomatik açılacak. Yaptığı kadar artık. Oğlum bize ne? Belki bir rahatsızlığı falan vardır. Saf saf konuşma lan. Çaba göstermiyorlar kanka çaba. Bazıları içeride o kadar uzun süre kalıyor ki gündemi kaybetmemek için içeri laptopla tabletle giriyorlar. Ya insan tuvalete girerken Wi-Fi şifresini sorar mı lan? Oğlum sen niye taktın bunu bu kadar? Sen niye taktın bana bu kadar? Niye verdiğim örnekler seni tatmin etmiyor kardeşim? İçeri sinek kaydı girip kirli sakalla çıkan insan gördüm Deniz. Adam
dışarı çıktı, bir şey unuttum deyip içeri girdi. Üç gündür bunu düşünüyorum. Ne unutmuş olabilir? Ne unutmuş olabilir lan? Kartal sen tıkıldın kaldın buraya. Psikolojim bozulmuş. Feyza ile yemeğe gideceğiz. Sen de gel istersen bizle. Esnaf mı diyorsun lan? Eğlenmiyorsun değil mi benimle? Yok be oğlum. Değişiklik olur. Yemeği sol elle yiyip sağ elini kullanmazsan double date yapmış olursun. Hadi kap arabaya gel. Doğru diyorsun ha. Yalnız Feyza da gelsin. O da insan. O da aç kalmasın. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git lan. Ulan inanır mısınız? Sinirimde bir gram azalma olmadı ya. Hatta durdukça daha çok köpürüyorum. Nasıl yaparsın lan bunu ya? Nasıl yaparsın? Ya bir durun kardeşim. Anlaşarak konuşabiliriz. Ne anlaşması be? Hem biz sana yapılan çeli affeder miyiz ha? Ben bir daha seni nerede göreceğim? Abi bir şey yap kaçalım. Bunlar kraldan çok kralcılığım. Bir de cırkın çıkarmışlar. Konu daha yiğite gelmedi abi. Az bir sakinleşsinler. Oraya kadar izin edeceğim ben Sevra. Rahat ol sen. Ay seni yiğitine bir, sana iki, Emrah üç deyince kaçalım. Ne üçü lan? Koş koş! Gittiler mi lan kerizler? Kaçtılar enayiler. Oh be. Şimdi bunlar var ya, bu manita mevzusuna yalandan atarlanıp yok ben şöyle döverim, yok ben böyle severim diye bir hafta boyunca beynimizi gondikleyeceklerdi. Ama biz onlardan daha çok sinirlenmiş gibi yaparak durumu önceden önlemiş olduk. Bakın bunlar şimdi tırsarlar. Bir daha gelip konuşamazlar. Ana mahalleli. Yani size helal olsun. Yemin ediyorum budur. İşte mahalle dediğin böyle olur. Helal. Şükriye'nin hoşlandığı tip olabilmek için karakterimden ödün vermem gerekiyordu. Allah'tan çok omurgalı bir adam olmadığından çabuk ödün verdim. Şükriye Yiğit'in nesini sevdi? Güçlü olmasını, kodamanlığını, gösterişini. Madem Şükriye güce tapıyordu, Yiğit'i gördü müydü? Baba Yiğit'i görmüş, yeni gelin gibi seviniyordu. Ben de güçlü olacaktım. Benim de bana köle adamlarım olacaktı. Yiğit'ten daha yiğit olacaktım. Çünkü yiğit yattığı yerden belli olurdu. Ve benim yapmak istediğim yer Şükriye'nin yanıydı. Nereye gidiyor oğlum bu? Yok edelim mi Ali Bey? Ne? Bebenin laflara bak ya. Oğlum sen daha burnundaki tatağı yok edemiyorsun lan. Neyi yok ediyorsun? Bırakın gitsin. Zaten ekibin zeka seviyesini seviyesizliğiyle düşürüyordu. Vallahi yakışmış. Yakışmış kardeşim. Hep merak ederdim o Luna Park'lardaki komik aynalarda tipim nasıl olur diye, işte böyle olurmuş. Lan baya baya çakma yiğit olmuşsun sen ya. Ne alakası var lan? İlla saçlarımın kenarlarını boyatıp teke sakalı bıraktım diye, üzerime takım elbise giyip mavi lens taktım diye sana mı benzemiş olunuyor yani? Bir sen mi böylesin? Bir sen mi böyle? Yalnız ben enseyi natürel bırakmıyorum kardeşim. Usturayla aldırıyorum. He? Usturayla aldırıyorum. He. Sen daha buradasın değil mi? Hı. Jilet çok pişacaktı lan. Tıkıklayarak yaptı da ondan sular kesikmiş. Şimdi bu ilk tükürdüğü zaman ben bir huylandı. Porno kültürü beni paranoyak yaptı biliyor musun? Neyse. Bu ilan ne ayak? Şükriye ev arkadaşı arıyor. Eda gittiğinden beri tek başına kirayı ödemekte zorlanıyormuş. Ev arkadaşı. Ha? Bana sormadan hiç hoşuma gitmedi. Bu işin böyle yapılmayacağını, hiç kolay olmadığını birisinin ona göstermesi lazım. Vay eski yiğit halleri, atarlı rüzgarlı konuşmalar, etkileyicisin. Bana bakın lan, şimdi gidiyorsunuz memlekette ne kadar ev arkadaşı aranıyor ilanı varsa hepsini topluyorsunuz. Bak tükürüyorum buraya, kuryana kadar halledin. Emredersiniz Ali Bey. Şükriye acaba bu yeni halini görünce ne diyecek? Ne diyecek? Kuş uçtu baby. Ali! Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Ne yaptın? Ekmek kırıntısı üzerinde tango mu yaptın? Hacca giden uçağı kaçırdın da Amsterdam'a mı indirdin? Bir yakınınız vefat etti de mevlüdünde DJ Tiesto mu çaldırdın? Anaya babaya el mi kaldırdın lan? Ne yaptın? Leş olmuşsun Ali, leş. Çarpılmışsın. Aşırı derecede sevimsiz bir leş olmuşsun yani. Beğendin yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. O senin kendi leşliğin. Yiğit,
Ne yaptın? Bütün ilanları yapıştırabildin mi? Yasıyorum da Ali hepsini topluyor. Niye topluyorsun lan bütün ilanları? Ben toplamıyorum Şükriye. Adamlarıma toplattırıyorum. Ben emrederim, adamlarım yapar. Şimdi de emrahçıları arayacağım, onlara emirler yağdıracağım ki sana ev arkadaşı bulmasınlar diye. Emrahçı mı dedim ben? O emlakçı olacak. Şunu aklına kazı kızım. Ben en iyisiyim. Alo, kimsin? Ali Özdemir ben. Telefonla sesimi tabii ki tanıyacaksın şapşik. Özrünü kabul etmiyorum. Bana bak, emirlerime harfiyen uyacaksın. İstanbul'da tek bir Allah'ın kulu bile Şükriye'ye ev vermeyecek. Ne demek lan Şükriye kim? Sana Şükriye'nin kim olduğunu öyle bir göstereceğim ki... ...cesedinin parçalarını 5000'lik puzzle yapan romantik çift bile bir araya getiremeyecek. Çok sinirlendim. Cool shit. Telefonu parçaladı. Vay be. Yok be. Onun malı kıymetlidir. Şimdi bunun orijinalinin daha 6 ay taksiti var biliyor musun? Gerek yok. Yazık yani. Milli servet lan. Bütün ilanları topladı Kale Bey. Buyurun. Görüyor musun Şükriye? Ne kadar güçlü bir adamım. Bu daha hiçbir şey. Bunun daha alaveresi var. Hallengildi işleri. Ya sen yine ne saçmalıyorsun? Yeter artık. Bana bakın. Şimdi bu topladığınız bütün ilanları gidip tek tek geri yapıştırıyorsunuz. Anladınız mı beni? Biz sadece Ali Bey'den emir alırız. Ali Bey köy oğlum. Bizimkisi düz Ali. Çabuk dediğimi yapın. Çocuklar çok şey yapmayalım. Üzerine gitmeyelim. Şükriye ablanız sonuçta bizden bir şey rica ediyor. En nihayetinde kendisi mahallemizin bir kızıdır. Bana bak Ali. Bana bir daha böyle koftiden güç budalası tripleri yapma. Fena olur. Yiğit. Gidip diğer ilanları da yapıştıralım mı? Zevkle. Buyursunlar. O telefonu ben 180 taksit almasaydım size gösterirdim. Lan bunun orijinali ben fırlatmadım diye mi oldu acaba bunlar ya? Başka niye olsun ki Ali? Yalancı memeyle cicik bir olur mu? Tabii ya. İşte numaralar aklımda tutamıyorum. Tutabilsem. Ama işte ezberim zayıf. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!